sürecimi hatırladım. Burayı ne kadar istediğimi hatırlattım. Kardeşimi hatırlattım, annemi hatırlattım. Bu üçgen arasında sürekli kendimi güçlü tutmaya çalıştım. Berkay'la görüşürüm tabii ki. Berkay'la ilgili şunu söyleyeyim. Berkay beni adada bana çok kötü süreçler yaşatmış bir arkadaşım değil. Evet, fikir ayrılıkları yaşamış olabiliriz. Kendi tabii ki çıkarlarını düşünerek potaya insan sokmuş olabilir. Yani beni sokmuş olabilir. Fakat bunlar hep olabilecek şeyler. O anki kırgınlıklar küçük kırgınlıklar aslında. O yüzden Berkay benim arkamdan kötü bir şey de söylese, o adada benim gözümde Berkay kötü değildi. Çıktıktan sonra izlediğim çoğu şey, tabii ki herkes arkasından konuşabiliyor. Fakat ben Berkay'ı o adadan ayrılırken kötü hatırlamıyorum. O yüzden tabii ki görüşürüm. Okulda başarılı mıydın? O yüzden mi gittin başka ülkeye? Tabii lise hayatım güzeldi, başarılı geçmişti. Fakat ben dil için gitmiştim aslında. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesini kazandım. Ondan öncesi bir senelik bir dil eğitimi alayım, direkt hazırlığa atlarım diye düşündüm. Fakat yani yurt dışını gördükten sonra dedim anne ben burada okumak istiyorum. Sonra oradaki sınavlar vesaire onlar hepsine hazırlandım. Robotu mu? Çok ses çıktı. Tam çalışır anneciğim. Batuhan'la ilgili çok soru geliyor. Batuhan'la aran nasıl? Batuhan'la aram kötü değil, iyi. Fakat çok görüşemedik. Ben direkt Çeşme'ye geldim. En son final gecesi görüşmüştük. Ali keşke imkan olsa da bu dörtlü birinden şampiyon olsa demeseydin. Yani o an o final koltuğunda güzel bir konuşma yapmak çok önemli. Çıkarların uğruna değil de daha genel. Çünkü o an aslında çok farklı bir psikolojiye giriyor. İnsan diyor ki vay be buralara kadar bu dört kişi gelebildi. Acısıyla tatlısıyla gelebildi diyor. Ama tabii ki ben sonu final gecesi günü kimi, neyi, neden istediysem çok güzel bir şekilde söyledim. Ben dedim İsmail Balaban'ın birinci olmasını istiyorum. Benim için elendikten sonraki söyleyeceğim şeyler tek tek daha önemli. Çünkü o dörtlü koltukta hala bir finalist adayıydım. O yüzden konuşmalarıma dikkat etmem gerekiyordu. Tabii ki oradaki dört kişi de hak etti ama ben Balaban'ın kazanmasını istiyordum. Yani böyle bir ince çizgi var arada. Berkay'ın finalde Poyraz'ı destekliyorum. Söylemiş senin düşüncen. Anlamadım bu soruyu ama. Herkesi destekleyebilir. Bu konuda herkes özgür. Takipten çıktığım herkes görmek istemediğim insanlar. Yani görmek istemediğim insan neden sosyal medyamda görüyorum? Bu bence gayet sahte bir hareket ve ben buna kesinlikle tamam değilim. Ay çok teşekkür ederim. Öptüm. Keşke ben kazansaydım, bence de. Tabii ki ben de şu an dışarıdan baktığımda kıskançlık mevzularını çok daha iyi görebiliyorum aslında. Bunun tamamen böyle dış gözle baktığımda farkında olabiliyorum. Kim kimi kıskanmış, neden kıskanmış, hepsi belli. Yani yansıtıldığı gibi. Yok bitmez hala çayım. Bobby gel.
Gel bakın burada kim var. Bugün bu oğlan duşta aldı. Allah'ım ya Rabbim ya. Oh. Mis gibi kokuyorsun be. Şeffali yok. No. Meyve yeme. Bak burada kim var. Şuraya bak. Şuraya bak. Tamam git salıyorum sana. Kırmızı takımla en güzel anın. Hemen söylüyorum, hapşıracağım önce. Kaçtı. Kaçacağım. Ay dur bir dakika. Evet. Kırmızı takımla en güzel anım Arap gecesi. Çok güzeldi. Arap gecesinde çok eğlendik. Ben o Arap gecesini tamam. Rafting'de çok eğlendik. Hele o ilk girişte spontane gerçekleşen bir arabalar arasında müzik vardı. Mesela o çok güzel bir anıydı. Çok spontane gerçekleşen her şeyi çok seviyorum. Çok güzel olmuş. Bayıldım. Bunu giyebilirsin bence yarın. Çok güzel. Şarkı söyle. Şarkı söyleyeceğim. Söyleyeyim bir tane. Şarkı açayım hatta. Arap gecesi gerçekten çok iyiydi. Çok eğlendik ya. Ya yayın ya. Leyliler yaptık. Şu dörtlü bir birleşelim. Bir Arap gecesi daha yapacağız inşallah. Tio yok. Sakis hakkında ne düşünüyorsun? Sakis inanılmaz bir yarışmacı. Çok başarılı ve gerçekten gördüğüm kadarıyla karakterli. Ben Sakis'i sonuna kadar destekliyorum. Mari de aynı şekilde. Yani o kadar güzel bir ilişkileri var ki birbirlerini kıskanmıyorlar ve destekleyerek devam ediyorlar. Ben gerçekten hayran kaldım. Bu tarz şeyler Survivor'da olabiliyor ki bence. Yani o an o hayatta Survivor hayatında o kadar zor şeylerle karşılaşırken birisinden hoşlanabilmek, duygu besleyebilmek çok zor. İnanılmaz zor. Yani biz o adadayken kadınla dahi hiçbir şey hissetmiyorduk. Yani regle olamıyoruz, hareketlerimiz erkek gibi. Hiç kadınla dahi hiçbir şey yok aslında adada. Ve o hormon salgılanmıyorken, yani adrenalin, stres, işte bütün bu tarz hormonlar salgılanırken tabii ki kadınlık hormonu daha az kalıyor. Maalesef diğer hormonlar baskın kalıyor. Bu yüzden de biz böyle çok duygusal anlamda sadece üzüldüğümüz şeylere ağlıyoruz. Onun için çok zor bir şey hissetmek aslında. Özellikle ilk zamanlar. Fakat sonuna kadar saygın var ilişkilerine gerçekten çok da güzel yürütüyorlardı gördüğüm kadarıyla. Ve çok başarılılardı. Şu ana kadar çıktıkları hiçbir bayrağı birlikte çıktıkları kaybetmemişler. Bu da müthiş bir enerji. Cansu herkes seni görmek istiyor. Ama Cansu şu an müsait değil. Netflix'ten Black Mirror'ı çok seviyordum. Ama sizin bana önermeniz lazım şu an. Ben hiç bilmiyorum ne güzel ne kötü. Aşk olduğunda başarı artıyor. Ben buna katılıyorum. Yani birisinin seni desteklediği fikri, sürekli arkanda olduğu fikri beni motive ediyor. Ben burada Survivor hayatımda sürekli bench'teki arkadaşlarıma hep şunu demişimdir. Bana atışta konuşun, bana motivasyon verin çünkü ben onlara bunu zaten yapıyorum. Ve benim de görmek istediğim bu. O yüzden bence ikili ilişkiler çok önemli. Diğer anlamda Survivor evet farklı bir platform. Mesela annem daha farklı düşünüyor. Annem diyor ki hayır o platformda hani aşk vesaire bunlara mesela biraz daha geri planda tuttuğunu söylüyor. Ama ben orada yaşadım biliyorum. Bence eğer doğalında gerçekleşen duygular varsa hayatın boyunca yaşayamayacağın şey ya. Yani o Dominic'te Survivor'da aşk yaşamak bence çok güzel bir duygu olmalı.
en sevdiğim hayvan ördek. Survivor'da en üzüldüğün olay neydi? Yunus Emre'nin o iftira olayına çok üzülmüştüm. Çeşitli insanlardan duyduğu saçma sapan, yalan, aslı olmayan şeylere inanıp zaten bu söylense kim inanır derseniz Yunus Emre derdim. Ve çok güzel de inandı. Beni orada ilk gittiğim haftalardan beri bu psikolojide bıraktı. Orada da söyledim. Bana iftira atan, yapmadığım şeyi yapmış gibi gösteren hiç kimseye hakkımı asla helal etmiyorum. Çünkü orada çok zor anlar yaşadım. Ve yaşadığım süreci sadece ben biliyorum. Ne demek insanlara yapmadığım şeyi kanıtlamaya çalışıyorum orada ama bana inanmıyor. İnsanlardan duyduğun şey, başka insanlardan duyduğun şeye inanıyor. Beni sevmeyen insan benim aklıma zaten atıp tutar. Yani sen bunu ayırt edebilecek kapasitede olmalısın zaten. Bir gün barakada herkesi topladım ve dedim ki arkadaşlar, herkesi topladım. Lütfen insanlardan duyduğunuz şeylere inanmayın. Bakın yüzüm burada, ben her gün barakadayım. Karalamak istiyorsan evet çok kolay bir şekilde karalarsın ama bana kimsenin yok şunu sen şunu duydum bunu duydum laflarıyla gelmeyin. Ben bunun konuşmasını zaten yaptım herkese ve herkes o an tamam dedi. Fakat sonra gördüm ki aslında tamam deyip tamamen konuştuklarımın geçmediği çok insan olmuş. Onlara... Bile bile sana deli oldum bak. Umuruna geldim bak. Kıskanan olur. Sen onlara bak. Her birkaç soru seçeyim. Canım çıktı. Sen ayrıldıktan sonra Duygu senin hakkında çok kötü konuştu. Tam anlamıyla bahsettiğim şeyler de bu aslında. Biz Duygu'yla ayrılırken evet kavgalı gürültülü başladı fakat daha sonra kimle kötüydü? Hanzade'yle kötüydü. Benimle çok iyi anlaşmaya başladı aslında. Fakat çıktığında bakıyorum ki saçma sapan fiziksel özelliklerle dalga geçmeler söylenmiş. Çok ayıp. Çok ayıp. Yani asla yakıştırmıyorum. Buna gülen kişileri de buna yakıştırmıyorum. Bu şekilde insanlar fiziksel özellikleriyle asla dalga geçirmemeli. Bu eğitim insanlara ilkokulda veriliyor aslında. Demek ki eğitim yoksunları birazcık. Kendi... Thank you.
skora bakıyorum. Son 3 soru. 3 soru daha cevaplayacağım. Seçiyorum. Steven'ın küfür olayını evet öğrendim. Üzüldüm. Ama sonra konuştuk. Bana söylemediğini söyledi. Fakat yine de bence hoş değildi. Üzüldüm fakat bu tarz şeyler maalesef olabiliyor. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Onun da farkındayım. Ama aramızda bu konuyla ilgili bir şey yok yani. Çocuk. Pilavlı tavuk. Pilavlı tavuk. Rezil ettiler beni ya orada. Diyorum ki arkadaşlar canım çok tavuk çekiyor. Ne olur bir tavuk ister. Hayır. Balaban diyor saç kavurma. Berkay diyor magnolia. Batuhan pilav diyor. Market oyununda zaten sabah akşam pilav alıyorum. Pilavcılar. Adada tabii ki bilinmeyen çok şey var. Kamera arkasında konuşulan, duyduğum çok şey var. Yani gördüğünüz için de görmediğiniz olaylar da var aslında. Berkay'la aramda hiçbir sıkıntı yok. Ben Amerika'dayken nerede çalışıyordum? Üniversitemde matematik dersi veriyordum alt sınıflara. Ve hafta sonları da garsonluk yapıyordum bir restoranda. Bu şekilde geçiniyordum. Yani tüm geçimimi kendim sağlıyordum. Kiram, işte kitap masraflarım, kendi sosyal hayat sürecim. Çok yoğun bir tempo vardı aslında orada. Yani orada tamamıyla savaşan bir Aleyna vardı 7-24. Yani gece 4'te işten çıkıyordum, eve geliyordum. Sabah okul, spor... Voleybol zaten Bursa oradan devam ediyor. Çok 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 yorucu bir hayat. Belki de şu anda neden Amerika'yı bir senelik ertelememin en büyük sebeplerinden birisi de bu. Oradaki hayat çok yorucuydu. Ben burada belli bir süre dinlenmeye çok ihtiyacım var. Sesin gelmez. Tuzlu kahve olayı neydi? Kahve kazandık. Sağ olsun çalışkan. Hemen oradan lafları sokuyor. Tuzlu kahve Aleyna falan diye. Komik bir andı o da. Ne yapacağımızı şaşırdığımız bir andı. Seremoni andı dışında. Sevme şarkısını Batuhan'dan mı öğrendin? Sevme şarkısını biz Batuhan gitmeden söylüyorduk. Takımca söylüyorduk. Ağzımızdaydı yani sürekli. Ben İbo Show'da Linet'in performansını hatırlıyordum. Diyordum bu şarkıyı Linet, Bilal, Sonses... Hepsi çok güzel söylüyor. Zaten Sayın İbrahim Erkal'dan sonra hani cover versiyonları çok beğeniyordum. Ve sürekli söylüyordum birlikte safarilerde bağıra çağıra söylüyorduk. Dilime dolandı. Ben de o gün bench'te şöyle bir hüzün sardı. İşte oyundan erken elendim. İşte Batuhan'ın gidişi. Yalnız hissetmeye başladım. Genel olarak Survivor'ın sonuna geliyoruz. Yoruldum. O an içinden... Tamamen spontane gelişen bir olaydı. Çok duygulandığım bir zamandı o süreç benim. Ayşe ile ilgili konuşmak istemiyorum. Boşuna yazmayın bence. Onunla ilgili çok konuşmak istemiyorum açıkçası.